İyilik etmek. اِنَّ الصِّدْقْ يَهْدِي اِلَى الْبِرِ اِنَّ الْبِرِ يَهْدِي اِلَى الصِّدْقْ وَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْتُقَ hatta yukteba indallahi sıddıkan. Doğruluk, iyilik iyiliğe götürür. Doğruluk, inna sıdk yehdi ilel bir. Doğruluk, dürüstlük, sırat-ı müstakimde olmak insanı iyiliğe götürür. O insan iyilik yapa 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 cennetlikler listesine alınır. Aziz kardeşlerim, kötülüğe karşı kötülük yapmak hepimizin iş. Yapabiliriz. Birisi bize kötü davrandı. Ona mukabil olarak karşılık verebiliriz. Ama Allah böyle istemiyor. Sen diyor kötülüğe karşı iyilik yap diyor. Kazançta olacak sensin diyor Allah-u Teala. Hakikaten hayatımızda inanın şu ayetleri olduğu şekliyle hayatımıza uygulamaya çalışalım. Bazen nefsimize ağır geliyor. Aa istemiyor. Aa sen diyor yapma etme, dünyanın iyisi sen misin? Herkes öyle mi yapıyor diyor. Sen misin sadece Müslüman? Şeytan hep vesvese veriyor. Durmadan bu şekilde fitne veriyor. Ama hayır. Allah-u Teala diyor ki aleyhissalatü celle celaluhu muhterem kardeşlerim. Men amile salihen feli nefsihi. وَمَنْ أَسَأَفَ عَلَيْهَا Allahu Ekber. Biz bunu her zaman söylüyoruz hocam. Kim iyilik yaparsa kendine yapar, kim kötülük yaparsa kendine yapar. Sadece sözde kalıyor bu. Söylüyoruz ama uygulamaya geldiği zaman kesinlikle tam tersini yapıyoruz. Evet, hepimiz bunu biliyoruz. Kim iyilik yaparsa kendine, kötülük yaparsa kendine. Ama uygulamaya geldiğimizde bunu yapmakta gerçekten çok zorlanıyoruz. Ve innel kezibe yehdi ilel fucur ve innel racule le yüktebe hatta yüktebe indallahi kezzaben. Yalan da kötülüklere götürür. Yalan. Yani yalan, her türlüsü yalan. Bu da insanları kötülüklere götürür. İnsanlar yalan söyleye söyleye yalancılar listesine, cehennemlikler listesine alınır aziz kardeşlerim. Burada da aziz kardeşlerim çok düzeltmemiz gereken şeyler var. Sizler, bizler, Allah Resulü buyuruyor, öyle basit gördüğünüz olaylar var ki Allah katında çok büyük bir günah sebebidir. Kötülüklerin önüne geçmek istiyorsak önce kendimizden başlayacağız. Birisine iyilikleri anlatıyoruz. Yapma etme. Ya arkadaş, senin hayatına bakıyorum, bu dediklerinin hiçbirisi yok sende diyorsa hiç anlatmayalım biz. Hiç o konulara girmeyelim. Önce örnek, bir Müslüman şahittir. لِتَكُنُ شُهَدَيَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Siz birbirlerinize şahitsiniz diyor Allah-u Teala. Müminler yaşadığı topluma şahittir. Dolayısıyla aziz kardeşlerim, iyilik etmenin üç şekli var. Birincisi, karşılık beklemeden yapılan iyilik. هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانِ İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. Allah'tan bekliyor ecrini. Bir iyilik yaptı. İsterse yapılan kişi ona nasıl bir tavır takınılırsa takınsın. Ben Allah için yaptım. Bu var ya, sizi o kadar psikolojikmen rahatlatır ki, eğer Allah rızası halis bir şekilde yapılmışsa, aklınıza fikrinize ne gelirse bir iyilik, yani bir sadece yoksulu falan doyurma olarak görmeyin. Bir yolda kalmışa, bir ihtiyacı olana, bir yardıma, yolda, İşte, çalıştığımız alanda, başka yerlerde, bütün alanlarda baktım bir çaresiz var. Onun elinden tutman. Bunların hepsini niçin yapıyorsun? Ya Allah-u Teala diyor ki hadisi kutsi'de, benim bir kulumun ihtiyacını giderene ben onun mahşerde 10 acil, çok sıkıntılı, dar olan ihtiyaçlarını giderdirim. Bu niyetle yaptın mı? Yaptın mı?
O zaman gönül rahatlığı olur sende. Huzuru, gönül huzuru olur. Onun duasını alarak Allah'ın razılığına mazhar olursun. Ama yok, takdir bekleme amacıyla yaptık. O takdir etti, belirli bir dönem sonra onunla ters düştük. O bizi kemirmeye başlar, o bizi rahatsız etmeye başlar. Ya şuna bak, ben o adama ne yaptım, bu adam bana ne yapıyor? Ya sen Allah rızası için yaptıysan onun yaptığını üzülmemen gerekir. İşte bu imanın zirvesi aziz kardeşlerim. Bunu yapmakta zorlanabiliriz. İkincisi aziz kardeşlerim, iyilik edene karşı iyilik. Bu da iltifattır, taltiftir. İyilik yapan iyilik misliyle veya daha güzeliyle karşılık verilir elbette. Yani bu yanlış değil. İyilik yapana da iyilik yapmamız güzel bir davranış. Bir de bu var. Üçüncüsü kötülük edene karşı iyilik. İşte burada zorlanıyoruz. Asıl olan kötülük yapana karşı. Ha, burada anlaşılması biraz zor bu maddenin. Niye? Bazen size tuzak kurarlar. Sizin inancınıza, sizin dininize, sizin hayat inancınıza adeta öyle dinamikler konur ki sizi inancınızdan, itikadınızdan, hayatınızdan koparır. Bakınız, şunu hiç unutmayın. Bununla bağlayayım. Ne olursunuz, Allah'ıma milyonlarca şükürler olsun. Okumadığımız hadis kitabı kalmadı. Bak, hemen getiriyor aklımıza. Hemen aklımıza getirir ki Rabbim sizlere feyzini, bereketini nasip eylesin. Bakınız aziz kardeşlerim. Allah-u Teala yapılan iyilikleri asla zayi etmez. Mutlaka karşılığını verir. Şu sözümü asla unutmayın. Bu sizin, bizim hayatımızda ilke olsun, ilke. Nedir o? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hayatı boyunca şahsi olan olaylarında, davranışlarında kendisine husumetlik yapanların hepsini affetti. İyi dinleyelim. Hayatında şahsına, kişiliğine yapılan amansızca iftiraları, ahlaksızlıkları, çirkinlikleri affetti. Allah'ım onlar bilmiyor dedi. Amma ve lakin İslam'a engel olmaya, İslam'ı hayat nizamı olarak görmeyenlere, İslam'ın yayılmasına engel olanlara, Abdullah İbni Mu'id gibi, ya Abdullah İbni Mu'id, vallahi senin ölümün benim elimden olacaktır dedi. Ve 11 sene sonra Uhud'dan dönüşte atmış olduğu bir okla onu geberip gitti. Bu bir kindarlık değildir. İslam'a engel olanlara asla ve asla böyle kadife koltukta aman cicim ya ben seni affettim. Hayır. İnsanların hayatlarından koparan, insanları İslam'dan uzaklaştıran insanlara bizim çetin bir duruşumuz olmalı. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim İslam üzere hayatımızı daim eylesin. Ölçümüz Kur'an ve sünnet olsun. Kur'an ve sünnet ile Allah için birbirimizi seven, birbirimizi sayan kullardan bizleri eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.